Arkadaşlar, eşitsizlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özelliklerimizi verdik. İşte toplama çıkarmada eşitsizliğin yön değiştirmediğini, pozitif bir sayıyla çarptığımızda böldüğümüzde eşitsizliğin yine yön değiştirmediğini, ne zaman ki negatif bir sayıyla çarpıyor ve bölüyorsak eşitsizliğin o zaman yön değiştirdiğini belirttik. Bir de dördüncü özelliğimiz vardı, o da tamam. Şimdi burada diğer konuların içerisinde zaman zaman problemlerin de içerisinde karşılaşacak olduğumuz basit düzeyde karşılaşılan eşitsizlik çeşitlerinden bahsedeceğim. Yani burada böyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur onlardan bahsetmiş olacağım. Bunlara dikkat edin. Eşitsizlik ile ilgili karşımıza gelecek olan sorularda bu şekilde basit eşitsizlik sistemleri olmayacak. Ama bunlar diğer konuların içerisinde bizim karşımıza çıkacak. Şimdi normalde denklemleri nasıl çözüyor idiysek burada da aynı şekilde çözeceğiz. Yani bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa diyeceğiz. Ve şimdi küçükler büyüğün ayağına gitsin. 6x 8x'in yanına giderse eksi 6x olur. 8x'ten 6x çıktı. Kaldı 2x. Eksi 13'ü sol tarafa gönderdiğimizde artı 13. 5 ile toplarsak 18. Her iki tarafı pozitif 2'ye bölersek yön değişmez. X buradan 9'dan büyük gelir. Bizden çözüm kümesi istenmiş. X'in alacağı değerler 9'dan büyüktür. O zaman en küçük 9, en büyük artı sonsuz. Artı da buradan koyulmaz. Sonsuz hiçbir zaman dahil olmaz. 9 da dahil olmadığı için açık parantez olur. İşte sana çözüm kümesi. Devam. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapacağız. 2x eksi 2 ile 4'ü, 3x artı 2 ile de 3'ü çarpacağız. 4 ile hemen çarpalım. 4 kere 2x'ten 8x, 4 kere eksi 2'den eksi 8, küçük eşit aynen koruyoruz. 3 kere 3'ten 9x, 3 kere 2'den 6. Yine küçükler büyüğün ayağına gidecek. 9x'ten 8x'i çıkartırsak x kalır. Eşitsizliği aynen koruyoruz. Artı 6'yı sol tarafa gönderirsek eksi 6 olur. Eksi 6 eksi 8 daha eksi 14 eder. Bu bize şunu söylüyor. X'in alacağı değerler eksi 14'e eşit ya da eksi 14'ten büyük. Çözüm kümesini yazarken küçük sola, büyük sağa. Sonsuz hiçbir zaman dahil olmaz. Eksi 14 dahil olduğu için kapalı, yani köşeli parantez yaparız. İşte bizim çözüm kümemiz. Devam. Şimdi burada yine içler dışlar çarpımı yapacağız ama uyanık olacağız. Uyanık. İçler dışlar çarpımı yaparken 5'i negatif bir sayıyla mı çarpıyoruz? Evet. İşte o zaman yönü değişecek. Eksi 4 kere 5'ten eksi 20. Sol tarafta 3x eksi 2. Eksi 2'yi sağ tarafa göndereceğim. 3x küçüktür. Eksi 18 olacak. Çünkü artı 2 olarak geçti. Her iki tarafı pozitif bir sayıya bölüyorum. O zaman x buradan eksi 6'dan küçük oluyor. X'in alacağı değerler eksi 6'dan küçükse eksi sonsuza kadar yolu var. Küçük sola, büyük sağa, eksi 6 dahil olmadığı için açık parantez, sonsuz her zaman açık parantez. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Devam. Şimdi burada hani çeşitlerden bahsedeceğiz dedik ya, eğer x'li ifade yani bilinmeyenli ifade ortada sağında ve solunda sayılar varsa bunu hemen tek hamlede hallediyoruz. Normalde tek başına olmuş olsaydı 7'yi sola atardım ya da tek başına olsaydı 7'yi sağ tarafa atardım. Her iki tarafa da işareti değişmiş olarak gidecek. Eksi 7, eksi 5, eksi 12 olacak. Eşitsizlik işaretini aynen koruyoruz. Eksi 2x, eksi 7, 13 işaretler zıt, bu bir çıkarma işlemi 6 geldi. İşte şimdi yine dikkat. Dikkat dikkat. Herkesi kime böleceğiz arkadaşlar? Eksi 2'ye. Yani negatif bir değeri. Bölüyorum. Eşitsizliklerin yönlerini değiştiriyor. Değiştiriyorum. Uyanık oluyorum. Kaldı x. 6'yı eksi 2'ye böldüm eksi 3. Eksi 12'yi eksi 2'ye böldüm 6. X'in alacağı değerler 6'dan küçük. Eksi 3'ten büyük. Yani sayı doğrusunda kabaca gösterecek olursam eksi 3, burası 6. Dahilliği unutmayacağım. Bak dahillik var, dahillik var. Yok yok. 6 dahildir, eksi 3 dahil değildir. İşte bunun arasındadır. Küçük sola, büyük sağa, dahil, köşeli, dahil değil, açık parantez. Dikkatli olun. Tamam hocam, devam. Yine bir çeşit. Ortada bilinmeyenli var.
Normalde ikili olsaydı çaprazlama içler dışlar, çaprazlama içler dışlar hemen yapıyoruz. 3 kere eksi 2'den eksi 6 eşitsizliği aynen koruyoruz. 3 kere 4'ten 12 dahillik var, dikkatli olun. Eksi 5'i bir sağa bir sola, artı 5 oraya artı 5 oraya gider. X ortada kalır. 12, 5, 17. Eksi 6 artı 5 daha oradan bir çıkarma eksi 1 olur. Soru bitti. X'in alacağı değerler eksi 1 ile 17 arasındadır. 17 dahil köşeli parantez, eksi 1 açık parantez. İşte bizim çözüm kümemiz. Devam. Yine bir çeşit. Eğer her yerde harfli ya da x'li ifade varsa ikili ikili çözeceğiz arkadaşlar. Bunu ayrıca, şunu ayrıca çözeceğiz. Yani 4x eksi 5 küçük eşit 3x artı 7. 3x artı 7 küçüktür 5x artı 13. Ayrı ayrı çözmeye başlayalım. Sol tarafta küçük olan bu olduğu için 3x'i sola attık. Eksi 3x, 4 taneden 3 tane çıktı, kaldı 1 tane. Eksi 5 sağ tarafa artı 5 olarak geçer. 7, 5 daha 12 eder. X'in alacağı değerler 12'ye eşit ya da 12'den küçükmüş. Şimdi geldik sağ tarafa. Küçükler büyüğün ayağına. 5 taneden 3 tane x çıktı, 2x kaldı. Artı 13 sol tarafa eksi 13 olarak geçti. İşaretler zıt, bu bir çıkarma işlemi. Büyükten küçük çıktı, 6 büyüğün işareti eksi. Her iki tarafı 2'ye bir böldüm. X eksi 3'ten büyükmüş. X'in alacağı değerler. Bak değerli öğrencim, ortaya x'i yazıyoruz. Eksi 3'ten büyükmüş. 12'ye eşit ya da 12'den küçükmüş. Küçük sola, büyük sağa. Dahil mi? Dahil, yani köşeli. Dahil değil, dahil değil. İşte bizim çözüm kümemiz. Devam. Geldik 7. alıştırmaya. Şimdi burada da yine solda sağda bilinmeyenli, ortada da sayı varsa yine ikili ikili çözeceğiz arkadaşlar. Yani 5x artı 3 küçük eşit 58. 58 küçüktür 3x artı 28'den. Şimdi yine x'i yalnız bırakalım. Artı 3'ü karşıya attığımızda eksi 3, 58'den 3 çıktı, 55 kaldı. Küçük eşit burası 5x. Her iki tarafı 5'e bir böldüm. X küçük eşit 11 oldu. Yani x'in alacağı değerler 11'e eşit ya da 11'den küçükmüş. 28'i sola attım. Eksi 28. 58'den 28 çıktı, 30 kaldı. O da 3x'ten küçükmüş. Her iki tarafı 3'e bir böldüm. X'in alacağı değerler 10'a eşit değil, ondan büyüktür. Şimdi x'i ortaya yazıyoruz arkadaşlar. X'in alacağı değerler 10'dan büyükmüş. 11'e eşit ya da 11'den küçükmüş. Çözüm kümesi mi? Küçük sola, büyük sağa, dahil olan köşeli yani kapalı, dahil olmayan da açık parantezdir arkadaşlar. Tamam mı? Tamam hocam. Bir sonraki alıştırma. Şimdi eğer bilinmeyenli ifade paydadaysa, dördüncü özelliğimiz vardı, hatırlar mısınız? Hani herkes pozitif, herkes negatif olduğunda takla atar, yön değiştirir dediğimiz. Orada lüks demiştim, lüks. Normalde bunun birinci yolu şu. Ya şu ikisini ayrıca çözersin ya da bu ikisini ayrıca çözer, x'i ortaya alırsın. Bu mümkün. Ama burada işte o dördüncü özelliği uygulamak istediğimde 2 pozitif, 3 pozitif, o zaman gönül rahatlığıyla takla attırabilirim. Niye takla attırıyoruz hocam? Tek hamlede halledebilmek için. Bir kez daha söylüyorum. İstersen ikili ikili yukarıda olduğu gibi çözebilirsin. Ama takla attırdığında 1 bölü 2, takla attırdığında 1 bölü 3, takla attırdığında x artı 5 bölü 48, yön değiştirmeyi unutmayacaksın. Çaprazlama çarpmaya devam. 48 kere 1 48 bölü 2. X artı 5, 48 kere 1, 48, bölü 3, böldüm böldüm 24, böldüm böldüm 16. Arada kim var? X artı 5 var. Artı 5'i bir sola bir sağa eksi 5 olarak gönderiyorum. X'i yalnız bırakıyorum. 11'den büyük, 19'dan küçükmüş. Çözüm kümesini yazarken küçük sola, büyük sağa, dahillik var mı? Aha varmış. Bak unutmuşum. Tamam mı arkadaşlar? İşte olay bu.
Hadi bakalım. Geldik son alıştırmamıza. Bu da önemli. Aman ha, denklemlerde özellikle belirttiğim bir durum söz konusu. Bu eksi x'in babasının malı değil. Bildiğimiz normalde rasyonel ya da denklemlerde payda eşitler gibi eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 3 ile. 2 ile genişletelim. 2 2x 4x. 2 eksi 3 eksi 6. Bak ortak payda 6 hemen yazdım. 3 kere x 3x. 3 kere 2 artı 6. Ama bu eksi 3x'in babasının malı değil. Herkesin ortak malı. Yani eksi 3x eksi artıdan eksi 6. Küçüktür. 2x artı 2 bölü 6. Herkesin paydası 6 mı? 6. Sadeleştirdim. Şimdi bak 4x'den 3x çıktı. X kaldı. Eksi 6 eksi 6 eksi 12 oldu. Küçüktür. 2x artı 2. Küçükler büyüğün ayağına gider. 2 taneden bir tane x çıktı. Artı 2 sola geçti. Eksi 2. O da oldu eksi 14. Yani bu bana şunu söylüyor. X'in alacağı değerler eksi 14'ten büyüktür. Artı sonsuza kadar yolu vardır. Küçük sola, büyük sağa. Dahil değil. Bu da dahil değil. Kontrol ettim. Tamam. Arkadaşlar basit düzeyde karşımıza çıkacak olan eşitsizlik çeşitlerini gördük. Bunları birebir uygulamanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bakalım.